Burada mı? Geç vakitte fark ettim. Gelirsin diye alıkoydum. Yüreğim ağzıma geldi. Girip biraz nefeslen istersen. Sağ ol Beşir abi, geç oldu. Yemek yiyorduk, getireyim. Hadi bakalım. Hadi. Gel bakalım. Güle güle. İyi akşamlar Beşir güle abi. Güle güle, iyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. Ha, yarın gönderme istersen. Ankara'ya gideceğim, belki dönemem. Peki. Hadi. Hadi sus artık. Eve gidiyoruz, hadi. Hadi geç kalıyorsun. Tamam, bitti zaten. Hıdır gidiyor anne, çağırayım mı? Aman! Anası doyurmuştur onu. Tamam, tamam. Tayinini yaptırmadan gelme. Seçilirsem söz dedi ya. Hadi eyvallah. Tayinini yaptırmadan gelmeymiş. Elimdeydi sanki de. Merhaba. Merhaba. Aşur Bey'in odası hangisi acaba? Şuradan dönünce birinci kapı. Sağ ol. Bir dakika kardeşim. Ben Aşur Bey ile görüşeceğim. Biz de görüşmek için bekliyoruz. Geç şöyle de otur, sıran gelince girersin. Sen mi ateş ettin? Birileri var gibi geldi ama köpekmiş. Hala korku ha? Gece olunca biraz ürpertici oluyor. Ne oldu? Evlenecek birini bulamadın mı daha? İyi geceler. İyi geceler. Daha yeni mi kalktın? Çabuk üstüne bir şeyler giy. Böyle kıyafetli birine kim kız verir? Bekle biraz, 5 dakikada hazır olur. Nasıl gidiyor, alışabildin mi? Alıştım sayılmaz. Geceleri çok korkuyorum. Korkacak ne var oğlum? Onlar da bizim gibi insan. Sessiz sedasız yatıyorlar işte. Ne iş yaparsın derlerse, ne diyeceğiz? Ne mi diyeceğiz? Bekçiyim dersin. Nerede derlerse? Nerede derlerse mi? Merhaba Beşir. Merhaba.
Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne oldu? Geldi mi arkadaşın? Gittiniz mi? Gittik gitmesine de... ne oldu? Fabrika bekçisi, gece bekçisi, hatta bostan bekçisi olsan razıyım da... ...mezarlık bekçisi olmaz diyor. Senden evvelki bekçiye de kimse kız vermemişti de... ...sonunda istifa edip gitti. Dur. Ne oldu? İyi misin? Yok bir şeyim evlat. Rahmetlinin mezarına yaklaşınca... ...içimde bir gariplik olur. İlk tanıştığımız günü hatırlarım hep. Rahmetli ölünce karı diye tutturdum. Evlenemedin mi yoksa? Evlendik evlenmesine de... ...hay evlat... ...karının ayağı bozuk çıkmasın. Boşanmak istedim, boşanmıyor. Babam rahmetli... ...ne istersen iste oğlum hayırlısını iste derdi. Evet. Oğlun kızın yok mu peki? Onlar ne diyor bu işe? Sözü getireceğim yerde orası ya. Oğlum uşağım, bir kızım var sadece. Korkum da odur ya zaten. Bir yere yığılır kalırım da... ...kızın o kadının eline kalır diye korkuyorum. Maazesef. Ya, benim en büyük korkum. Görüşmek için bekleyen var mı? Efendim? Görüşmek için bekleyen var mı dedim. Var efendim, var. Ne duruyorsun be kardeşim? Az sonra meclis toplantım var. Hadi çabuk ol. Otur, otur. Estağfurullah. Evet. Ben bekçiyim efendim. Ne bekçisi? Mezarlık bekçisiyim efendim. Mezarlık bekçisi mi? Evet efendim. Ya kutsal bir meslek. Ne güzel. Atalarımızın mezarlarını bekliyorsun. Nedir benden istediğin? Ben orman bekçiliğine geçmek istiyorum efendim. Neden? Ormanı çok mu seviyorsun? Evet efendim. Mezarlıkta orman yok mu? Onlar ölülerin ormanı. Sen dirilerin ormanı mı beklemek istersin? Evet efendim. Neden? Ölülerden şikayetin nedir? Efendim, evim mezarlığın içinde. Tabii ki mezarlığın içinde olacak. Sen orayı bekliyorsun çünkü, değil mi? 22 yıldır bu görevdeyim efendim. Bir sürü tanıdığım insan yanı başımda yatıyor. Bense kulübede yiyor, içiyor, gülüyorum. Artık dayanamıyorum Aşur Bey'im. Ne var bunda? Sen yaşıyorsun. Bunlar senin en tabii hakkın. Geçenlerde aramızda kan davası olan birini getirip yanı başıma koydular. Getirsinler. Ölü düşmandan korkulmaz ki. Olsun, ben korkarım efendim. Bırak canım, onların hepsi de ölü. Hem ölülerle uğraşmak, dirilerle uğraşmaktan daha kolaydır. Benim için hepsi de diridir efendim. Anlaşıldı, senin sinirlerin bozulmuş. Belediye başkanına yazayım da sana birkaç gün istirahat versinler. Muhtarın kahvesinde oyunu bana ver, beni vekil yap... ...ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz efendim. Dediğini yaparsam sana kötülük etmiş olurum. Sen bunu amirine ver. Birkaç gün istirahatle hiçbir şeyin kalmaz. O kağıt sizde kalsın efendim. Oyunu ver, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz. Benimle nasıl konuşursun böyle? Oyumu verdim, geldim efendim. Senin bir oyunla mı vekil oldum sanıyorsun? Bir değil efendim, iki hanım da. İş mi senin yaptığın Beşir? Karının ağzıyla. Sen beni bilir tanırsın da. Diyeceğim o ki... ...hani... ...senin kızı... Hayırlısı be Beşir. Anne! Anne! Ne var gene?
Babam geliyor. Ne oldu? Kızım bir su ver bana, al şunu. Söylesene be adam, çıldırtma insanı. Bu kadar önemli mi ya? Önemli tabii. Olmadı. Kazanırsam söz demişti hani. Görevin kutsal diyor da başka bir şey demiyor. Öfkelendi, bağırdı, çağırdı. Bir sürü laf etti. Kendi kendine konuşurken ben de çarptım kapıyı çıktım. Ölesiye kadar buradayız desene. Elhamdülillah. Öldükten sonra başka yere götüreceklerini hiç sanmam. Anlayacağım bu dünyada da buralıyız. Öteki dünyada da. Lanet olsun. Zaten neyi becerdin ki hayatta bunu da becerip gelecektin? Oh be, dünya varmış. Aşur Bey'in yerinde olmak istemem doğrusu. Adam benimle konuşurken bile çalışıyordu. Şu ayakkabıları götür kızım. Nereye baba? Annene sor. Sandığa koy. Altını silmeyi de unutma. Tamam anne. Oğlan gitti mi? Bir çay koy da içelim kızım. Yemekten sonra. İş bitirip geldi de sanki keyif çayı içecek. Ne bakıp duruyorsun öyle mezar taşlarına? Özledin mi? Git de dolaş ölülerinin arasında. Bir ihtiyaçları var mı sor. Öyle ya. Senden başka kimleri var ki zavallıların? Yemek hazır, istediğin zaman yiyebilirsin. Sen bir tarafa mı gidiyorsun? Başım ağrıyor, yatacağım. Bu fideleri sizin için aldım. Ta Ankara'dan. Hala sizden bahsederler. Memleketin en iyi cerrahıydı derler hep. Elin çok şifalıymış. Ameliyat edip de iyileştirmediğin hastan yokmuş. Lakin o şifalı elini kendin için kullanamadın değil mi? Terzi kendi söküğünü dikemez demiş atalar. Çok doğru. Bir de sana deli diyorlar değil mi? İyi ki akıllı değilsin. Yoksa bir sürü derdin olurdu. Şu haline bak. Sabahı zor etmiş sanki. Hele dur. Ben bilirim yapacağımı. Şimdiye kadar sabrettim. Bir gün daha duramam artık. Kalktın mı? Ocakta çay var. Dök de iç. Babam nerede? Nerede olacak? Mezarlıkta. Ölülerine gül fidanı dikmeye gitti. Aşur Bey görevin kutsal demiş ya. Bir aferinle yedi dağ aşar gayrı. Aferin Hıdır. Şu taşı da diktik mi o zaman tamamdır bu iş. Çamaşırları sere dur. Ben hemen konuşup dönerim. Anne. Ne var? İyice düşünsek diyorum. Doğru yaptığımızdan emin olmak için. Yo, ben artık iyice eminim. Ne olacaksa olsun. Ankara gibi yere git de karına kızına bir iğne alma, ölülerine çiçek fidesi al. Bu adam deli değil de nedir? Nerede diye sorarsa? Buralardaydı dersin. Bana bak, doğrucu Davut kesilme başıma. Allah'ım! Kazanın altını yakmayı da unutma. Odun bitmiş, git topla. Babam kızarsa? Başlatma senin babandan şimdi. Kızarsa kızsın. Buranın kahrını ben çekiyorum, o değil. Hanım da çok severiz birbirimizi. Gece gündüz mezarlığa gelir, ziyaret için. Kardeşimin zamansız ölümü çok sarstı Zuhal'i. Kardeşinizin iyi bir avukat olduğunu söylemişlerdi. Vallahi hukuktan anlamam.
İyi bir avukat mıydı bilmiyorum. Ama iyi bir insan olduğuna eminim. İnsanları önce kendi vicdanındaki mahkemesinde yargılar, davayı ona göre alırdı. Haklı olduklarına inandıklarını tabii. Notumu aldım. Umarım işimiz zor olmaz. Ben gideyim. Dediğim gibi ücretinizi birkaç gün sonra getiririm. Yalnız kendisi bilmesin doktor. Merak etmeyin, bilmez. Kafayı ölüme takmış olmalı. Kısa zamanda tedavi edeceğimizi sanırım. Hoşçakalın. Güle güle efendim. Okulu astın mı? Bugün tatil ya. Annen nerede? Buralardaydı. Kızım, kaç sefer söyledim size mezarlıktan odun yakmayın diye. Bize burayı beklesin diye para veriyorlar. Aman baba, kim bilecek odunları nereden aldığımızı? Kim mi bilecek? Tamam, tamam. Camiye gitti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul etsin. Amin. Bakıyorum da Hıdır'ı da getirmişsin Beşir Efendi. Yanından hiç ayrılmıyor. Birer de siz getirseydiniz ya, hiç değilse safı doldururduk. Kimi getireceksin Beşir Efendi? Hele sizin yaşınıza bir gelelim. Camiden çıkmayız hiç diyorlar. Doktora her şeyi tek tek anlattım. Mezarlarla konuştuğunu, ölü resimlerini, hepsini. Ne dedi? İlk defa mezarlık bekçisi bir hastası olacakmış. 3-4 ay içinde tedavi ederiz dedi. Kim? Annemin komşusu Bekir Bey. Annem çok ağır hastaymış. Ne duruyorsun, gitsene. Sen gelmeyecek misin? Ben onu burada bekleyeceğim. Gel bakalım kaynana hazretleri. Sen her zaman şatafatlı ve gösterişli olmayı severdin. Onun için resmini baş köşeye yapıştırıyorum. Hem de en güzel resimlerinden birini. Lakin uzun bir hesaba hazır ol. O günün hesabını. Ne var? Ne oldu? Ne bu telaşın? Kan ter içindesin. Boş ver, sen onu da giyin. Şerife'nin doğum sancıları başladı. Ben oraya ha? Gece vakti ölülerin içine. Ölsem bile gitmem. Ölsen öyle bir getirirler ki nereye gideceğini sormazlar bile. Ne oldu hayatım? Bu saatte kim bu adam? Damadım şekerim. Sen geç otur, geliyorum ben. Evlendiğini bilmiyordum. Bekir Bey'in misafirim. Ne iş yapıyor? Hiç bahsetmemiştin. Ah, ölü bekçisi. Herkese nasip olmaz değil mi?
Yavaş olsana. Onun için fark etmez. Rahatsız ettim, keyfinize bakın. Çulsuz, küstah, saygısız, terbiyesiz herif, ne olacak? Acıktın mı? Suyun bitmiş senin. Ben şimdi doldurup getiririm, meraklanma. Ne var, ne oldu? Anneannem! Öldü mü? Cenazesini getiriyorlar. Ölsem de gelmem demişti ama... Bakalım sözünü tutacak mı? Geldi bile desene. Görenler ne der sonra? Doğru ya, görenler ne der? Allah ne der bilinmez. Beni tanımadınız galiba. Hani ters bir zamanda ikinizi rahatsız etmiştim. Siz damadı olmalısınız. Hatırladığınıza sevindim. Ölsem bile gelmem demişti diyor. Geldi bak. Susun lütfen. Bir ölünün arkasından böyle konuşulmaz. Arkasından konuşulmaz, önünden konuşulmaz. Peki ne zaman konuşulur? Lütfen. Etraftan görüyorlar. Duyarlarsa ne olur? Duyarlarsa ne mi olur? Yetişir artık be adam. Nereden çıktın karşıma? Kaynanam söylemişti öyle bekçisi olduğumu. Aman, bu sır aramızda kalsın. Hiç değilse ben ölene kadar. Bir ayağım çukurda zaten. Öyle olsun. Allah bile insanın yüz karasını yüzüne vurmazmış ama... Ben onun kadar sabırlı değilim, duramadım. Söyleyip rahatladınız işte. Şimdi dostça el sıkışalım. Hiçbir şey olmamış gibi. Hoşça kal. Ben de geleceğim bir gün. Tabii, gidecek başka bir yer yok ki. Tamam, tamam. Dök bakalım hadi. Senin de bu iyiliğin var işte. Her mezara bir tane kez su. Masaj yapın, kalptir. Bak yaşıyor. Tamam. Çabuk olun, onu hastaneye yetiştirelim. Hadi, çabuk. Ya, 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 ya. Hadi,
Hadi kaldır. Tamam bey baba, dayan. Hadi. Tamam, hadi. Nasıl oldu Bekir bey? Hayret. Çok da dinç görünüyordun. Geleceğim demiştin gerçi ama bu kadar çabuk olacağını söylememiştin. Niye seviniyorum biliyor musun? Yok, nereden bilebileceksin ki? Hadi gidelim, hadi. Ya evet. Hoşça kal sevgili kaynanam. Bekir bey'e söylediklerim için üzgünüm. Ah, unutmuşum. Seninkinin işin bittik galiba. Merak etme. Sağlığımda gelirse senin yanına koyacağım onu da. Söz veriyorum, inan. Hadi, hoşça kal. Hadi bakalım, bugünlük yeter. Biraz da yarın ağlarsın. Ondan bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum. Onu da nereden çıkardın? Evimiz şurası, istediğin an gelirsin demek istedim. Babamın yanına niye koymadın sanki? Dünyadayken hiç yanında olmadı. Ölünce de olmasın istedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Ben Zuhal'in kayınbiraderiyim. Şu gece gündüz mezar başında ağlayan bizim Zuhal'im mi? Sizden çok bahsetti. Tanışmak istedim. Adım Mecit. Benimki de Beşir. Buranın bekçisiyim. Sağ ol. Mezara ne anlatıyordunuz öyle? Dedem insanlar ölünce ruhlarının başucunda oturduğunu söylemişti çocukken. Siz de buna inandınız öyle mi? Neden inanmayayım ki? Hoş ben onları duymuyorum ama onların beni duyduğundan eminim. Ya sen? Sen inanmaz mısın? Ben mi? Ben gözümü görmediği şeylere pek inanmam. Bekir bey şanssızmış. Mezarlığa yığılıverdi zavallı. Şans nedir ki doktor? Geçenlerde oturduk çay içtik mühendis Şevket bey'le. Bizim hoca efendi arkasından şanslı çocukmuş. Daha mezun olalı 2 yıl olmadı, evini de aldı, acenta arabasını da dedi. Ne var bunda? Ne mi var? Bir haftayı geçmedi, bizim Şevket acanta arabasıyla tırın altına girdi. Cenazesini getirdiler. Bu sefer de ne şanssız çocukmuş dedi bizim hoca. Tam işlerini yoluna koymuş ki. Düşünüyorum da, işleri iyi gitmese de arabayı almasaydı, gideceği yere otobüsle gider de sağ mı kalırdı diyorum. Hı? Ne dersin? Şans nedir ki doktor? Akıl nedir ki yazgıyı değiştiremedikten sonra? Aklın faydası yok mu diyorsun yani? Akıl trafik kurallarına uymaya yarar doktor. Kırmızı ışıkta frene bas dur, yeşil ışıkta geç. Yok sen kırmızı ışıkta basar geçersen bom! Akıl ne yapsın? İlginç bir örnek doğrusu. Hayat da böyle değil midir doktor? İyi yap, kötüyü yapma. Aklın faydası diyorsun. Sahibini ateşten kurtaramadıktan sonra aklı neyleyim? Islatınca şişiyor. He
Her gün ölü olur mu? Pek eksik olmaz. 5412.sini gömdük az önce. Hayret, sayısını bile biliyorsun. İşim bu. Neyse, bana müsaade. Gidiyor musun? Randevum var, gitmeliyim. Sen bilirsin tabii. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kal. Bir mezarlık bekçisi değil mi Altucu? Tanışsan ne, tanışmasan ne? Asıl ben memnun oldum. Ölüleri belli bir sıraya göre mi? Yoksa... Anladım, anladım. Kim nereye denk gelirse doktor. Başsavcının mezar komşusu kim biliyor musun? Kim? İdam kararı verdirip de astırdığı bir mahkum. Fakat bu haksızlık değil mi yani? Burada haksızlık olmaz doktor. Öyle olsun. Hadi hoşça kal. Güle güle doktor. Yine beklerim. Sen elini çabuk tut Bekir Bey'im. Çok hoşlanacağın bir yere kazacağım mezarını. Onun yanına. Savcının mezar komşusu kim biliyor musun? Kim? İdam kararı verdirip de astırdığı bir mahkum. İyice pişmedi diye yemiyor. Tamam, tamam, yatma vaktin geldi. Baba iyi gecelerdi. Tamam, şimdi doğru yatağa bakalım. Kızım, şunu aç da beraber dinleyelim. Ateşten kurtaramayan aklı neyleyin? Islatınca şişiyor. Her gün ölü olur mu? Pek eksik olmaz. 5412.sini gömdük az önce. Kim bu adam? Bir hastam. Delilerin şahı mı yani? Bilmem. Ne ölüye saygı kaldı ne de diriye. Ay şşş, yavaş olun birileri geliyor. Bu bizim mezarlık bekçisiymiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yatırımım dikiyoruz be abi. Estağfurullah. Gel abicim, gel oğlum. Çabuk toparlanın. Kaldırın bu şarap şişelerini mübarek yatırın yanından. Boşver abi. Çarpılırsınız sonra. Öyle mi? Çarpıldı ya. Arkadaşlar, yemeğinizi çarpılmış vaziyetlerdir. Hadi gidin buradan, gidin. Ayıp bu sizin yaptığınız. İçmek istersen sen de gelme abicim. Ölülerden ne çekiyorsunuz şimdi ha? Gel gel, bugün iş gibi bol ha. Bunun moruk çarpıyı çekecek adamı. Ulan bunda iş kalmamış be. Abi, istersen ölülerin de çağ, dirilerin de çağ, hepsi gelsin. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış. Hem de çok yanlış. Sen doğru yaptın beni lan!
Ölüme git yani. Yürü anne git. Ha geliyor. Kapı çalıyor. Kalkıp da açıversene. Bu kıyafetle mi? Sarhoşlar türbede içiyorlardı. Hepsini toparladık arabaya. Birisi komada. Polis kaçak varmış diyor. Duydum. Yat artık, geç oldu. Dolu bulunsun. Ne olur ne olmaz. Bir atımlık tüfek. Dolu bulunsa ne, boş bulunsa ne. Şunların haline bak. Bardak yerdeymiş. Görmedim. Giyinmişsin. Sabah oldu. Camiye gideceğim. Sen de kılsan iyi edersin. Kendin için. Ne oldu doktor bey? Durumu nasıl? Üzgünüm. Maalesef kurtaramadık. Defin muamelesini yaptırıp götürün cenazeyi. Başını sağ olsun. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve künü ma'assadikîn. Mâ kâne li ehlil medîneti ve men havlehum minel a'râb en yetehallafu ar rasûlillâh ve lâ yerğabu bi enfüsihim an nefsih zâlike bi ennehum lâ yusîbuhum zama'un ve lâ nesabun ve lâ mehmese ve lâ mehmesetun fî sebîl. Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Kusura selam. Bakma abi. Evet, bağışla abi. Estağfurullah. Güle güle, güle güle. Ne kadar garip değil mi baba? Cenazesinde kimse yoktu. Umarım arkadaşlarının ölümü onlara bir ibret olur. Biliyor musun?
Cenaze namazında 6 kişi vardı. Sarhoş arkadaşlarını da saymazsak imamla benden başka kimse yoktu. Şanssızlık değil mi? Sarhoş sarhoş ölme. Araba yıkar gibi hortumla yıkanma. Su bari sıcak olsaydı. Ne edersin? Hadi hoşça kal. Başlı mezarım var, onu bitirmeliyim. Dünkü Bekir Bey var ya. Ölmüş. Az önce haber geldi. Ya, sevimli adamdı. Getirsinler, yeri hazır. Buraya mı koyacaksın onu? Neden olmasın? Dünyadayken komşuydular. Ahirette de komşu olurlar falan. Onların aile mezarlığı vardı. Olsun varsın. Onun yeri burası. Getirsinler. Hulusi Beylere gitmeyecek miyiz? Değilse gelecek pazara kalır. Bir şey söylesene be adam! Dilini mi yuttun? Geliyorum. Hadi çabuk ol. Bekir'in cenazesi gelecek, erken dönmeliyiz. Çatlama, geliyorum işte. Öğleye kalmaz döneriz biz. Çayını bitir de sana evi gezdireyim Beşir Efendi. Hulusi Bey, gelişimiz... Boşuna yorulma Beşir Efendi. Niye geldiğinizi biliyorum. Zaten hanımlar kendi aralarında konuşup halletmişler her şeyi. Hayırlı olur inşallah. İnşallah efendim. Hadi, hadi gel. Bak, iki daireyi birleştirip bir daire yaptım Beşir Efendi. Çok büyük olmuştu. Yine de küçük geliyor ama ne yaparsın, idare ediyoruz işte. Gel, evet. Geç şöyle, geç. Ben meyve getireyim. Burası mutfak. Duvarlar tavana kadar fayans. Dolaplar özel yapıldı ha. Çok güzel, çok pahalı olmalı. Hulusi'nin babası, Kayseri müftüsüydü. Yakın öldü daha. Hulusi Bey'e çok benziyor. Asıl oğlum çok benziyor Şerife Hanım. Yahu, bu evde onun ismi anılmayacak demedi mi be kadın? Niye diye anar da çileden çıkartırsın insanı, Allah Allah, Allah Allah! Mevzuun açılmasına ben sebep oldum, kusura bakmayın. Alimden zalim olur. Zalimden de alim olurmuş Beşir Efendi. Bu mümkün değil efendim. Allah'ın zalime ne muhabbeti ola ki ondan alim olsun. Haşa, ne de alim birine düşmanlığı ola ki onu zalim biriyle cezalandırsın. Ben hoca çocuğum Beşir Efendi. Affedersiniz Hulusi Bey, bize müsaade etseniz. Öğlen sonu cenaze gelecekti. Ne diyorsunuz? Yemeğe kalmayacak mısınız? Kusura bakmayın. Hay Allah! Ben de bugün pazar, rahat rahat oturup konuşuruz diyordum. Azrail tatil yapmıyor Hulusi Bey, ne yaparsın? Ne yapalım? Müsaade sizin. Bunu saymayız ama yine buyurun, Halil'i de getirin. Madem akraba olacağız, tanışıp tabii, kaynaşmak gerek. Hadi, güle, hadi güle güle. Güle güle. Ne biçim adam bu, Beşir midir nedir yahu? Canım, dedim ya sana, adamın kafası yerinde değil diye. Bu mümkün değil efendim. Kadıncağız kolundaki bilezikleri bozdurdu da tedavisini yaptırıyor. Deliler ve ölüler desene. Canım bana ne elin delisinden ölüsünden.
Oğlan doktor çıkıyor ya, sen ona bak! Beşir efendi nerede? Bir dakika çağırayım. Buyurun efendim. Kadınla ne konuştunuz iki saattir? Deli bu adam. Hem de zır zır deli. Niye dolduruyorsun? Yenisini kazmak için dolması gerekli. Hani buraya Bekir Bey'i koyacaktın? Hanımına her şeyi anlattım. Yine de aile mezarlığına kazmamı istedi. Her şeyi anlattın mı? Anlamadım, neyi anlattın? Boş ver. Allah Allah. Neden dolduruyorsun? Bir aksilik mi var? Bekir Bey için hazırlamıştım. Hanımı aile mezarlığına kazmamı istedi. Şunlara bak doktor. Oğul, uşak, makam, şöhret, neleri varsa hepsini bırakıverip geldiler. Ne ahenk ve sükunet içinde yatıyorlar değil mi? Ölümde huzur mu var diyorsun yani? Bilmem, belki. Biliyor musun, şu mezarda yatanla aramızda kan davası vardı. Ya? Toprağı buradaymış. İlk zamanlar bir hayli korktum. Mezardan kalkıverecekmiş gibi geldi hep. Ya şimdi? Şimdi mi? Şimdi dost olduk. Ha işte geldik. Bekir'in aile mezarlığı burası. Herkesin aile mezarlığı var mı? Daha çok varlıklı kişilerin. Bir araya gömülüyorlar ya, ahirette cümbür cemaat bir arada olacaklarını sanıyorlar. Yetiştirebilecek misin? İnşallah. Ankara'da oğlu varmış Bekir Bey'in. Cenazeyi bekletin diye telefon açmış. İkindiye anca gelir desene. Herhalde. Muayenehanen falan var mı senin? Var. Neden sordun? Hiç. Aklıma geldi de birden. Daha var mı? Tamam, bitti sayılır. Ama gidelim. Soğutmayalım çayımızı. Sen abdest almayacak mısın? Ben o işleri pek bilmem. Öğren. Doktorluktan zor değildir. Evet, ben hazırım, hadi. Vallahi adam işini biliyor kızım. İyileşmesi 3-4 ay sürer dedi ya... ...o kadar da sürmez böyle giderse. Biz nereden bilebiliriz ki anne? Ölülerle aran iyi, işini seviyorsun. Ya dirilerle? Dirilerin önüne bir sürü tuzak kurulmuş doktor. Mal mülk tuzağı bunlar. Şan şöhret, kumar içki, kadın tuzağı bunlar. Dirilerin bu tuzaklarla başı dertte zaten. Benimle ne dertleri olabilir ki? Abdestin var mı? Yok dayı. Şurada alıver çabuk. Bekir'in oğlu.
Abdest almasını biliyor musun? Bilmiyorum. Ya. Ki güzelce ellerini yıka. Parmak aralarında. Sonra sağ elinde 3 sefer ağzına su ver. Daha sonra da 3 sefer burnuna vereceksin. Ve sonra da güzelce yüzünü yıkayacaksın. Bütün kabahat onundu değil mi? Peki şimdi? Şimdi önce sağ kolunu, sonra da sol kolunu dirseklere kadar yıkayacaksın. Dirseklere kadar. Güzel. Tabii nereden bilebilirdi ki Bekir Bey kendi cenaze namazı için Özoğlu'nun abdest alamayıp da elin içinde mahcup olacağını. Evet, başına mesret. Bilseydi abdest almayı da öğretirdi elbet. Şimdi kulaklarına da su ver. Önce sağ ayağını yıka. Çünkü baban o senin, kötü olmanı istemezdi elbet. Sol ayağını da yıka. Tamam oldu. Kolaymış değil mi? Evet. Safları düzgün tutalım. Her kişi niyetine! Göreve başlayalı beri bu mezarlığa gömülen insanların resimleri. Resimlerin altına notlar düşmüşsün. Onlar ölüm tarihleri, meslekleri, nasıl öldükleri. Neden yapıyorsun böyle bir şeyi? Bir çeşit koleksiyon işte. Garip bir koleksiyon değil mi? Sana garip gelebilir. Vaktiniz varsa çay koyacağım doktor bey. Teşekkür ederim. Vakit geç oldu, gitmeliyim. Başka zaman içeriz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Yine beklerim. Tabii tabii, artık dost olduk. Altın diş arıyorlardır lanet olasıcalar. Adamlar bir kötülük yaparlarsa... Anne! Anne! Ne var gene? Bir atımlık barutu vardı, onu da attı, kurtuldu işte. Ne işin vardı senin ha? Sana az bile. Baba, babacığım. Tamam tamam, sızlanıp durma. Tut da içeri götürelim hadi. Şansın varmış da dağıtmamışlar kafanı. Yavaş. Yüzündeki kanları yıka. Başına bir tülbent sar. Üzerine bir battaniye örtüver, yatsın. Kahramanımız rahat bir geceyi hak etti hani. Mal, mülk tuzağı bunlar. Şan, şöhret. Kumar, içki, kadın tuzağı bunlar. Dirilerin bu tuzaklarla başı dertte zaten. Benimle ne dertleri olabilir ki? Nereye gidiyorsun? Tüfeğe bakacağım. İyi bari tüfeği almamışlar. Adamların derdi başkaymış. Mezar içine ceset koymuşlar. Ceset mi koymuşlar? Al şunu, polise haber verelim de gelip baksınlar. Aha.
Hadise saat kaçta oldu? Sanırım gece 11 sıralarıydı efendim. Niye hemen haber vermedi? 512'den merkeze, 512'den merkeze. Az sonra gelirler. Nasıl gidiyor, iyileşme var mı? Geliyorlar. İyi günler doktor bey. İyi günler komiserim. Hoşça kal güle güle. Sağ ol. İyi bir insan. Komiser mi? Hı hı. Ölüyle karşılaşınca korkmadınız mı? Korkmak mı? Hayır, korkmadım doktor. Sağ ol. Korkmama neden yok ki doktor? Birbirlerine kan düşmanı olanlar bile yan yana yatıyorlar burada. Baksana şunların haline. Beyi, uşağı, zengini, fakiri, amiri, memuru, sırt sırta, omuz omuza hepsi. Barış içinde mi yani? Belki soğuk bir barış ama olsun. Diriler onu da yapamıyorlar ya. Ha, yine zengin biri öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? Hı hı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görevlisiz misiniz? Evet efendim, buyurun. Milletvekilimiz Aşur Bey vefat etmişler. Aşur Bey mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa, bir daha kazarım. İki çukuru her zaman hazır bulundururum. 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir, anladık, anladık. Görebilir miyim acaba? Tabii efendim, görebilirsiniz. Siz mi yatacaktınız? Ağzından yel alsın. Yatacak olan Aşur Bey. O zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre iyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santim eni, 2 metre boyu, 1 metre derinliği. Buyurun göstereyim. Buyur. Ben sana ölçü mü soruyorum da sayıp döküyorsun be adam? Allah Allah, ne diye tutarlar böyle adamı burada bilmem ki. Kutsal bir görev olduğu için efendim. Aşur Bey öyle söylemişti. İşte birisi burası efendim. İyi, öteki nerede? Şurada. Buyurun orayı da göstereyim. Diğeri de burası efendim. Olmaz. Olmaz. Anlamadım efendim. Olmayan ne? Mezarın yeri olmaz, münasip değil. Neresi münasip değil efendim? Eni, boyu, derinliği. İyi bir yer bul ve kazmaya başla. Olur mu efendim? Neden olmasın? Olmaz efendim, olmaz. 22 yıldır aynı anda 3 mezarı boş bulundurmadım bu mezarlıkta. Allah Allah, Allah Allah. Yeni bir mezar kaldırabilmek için çukurun birini dolduracak ölüyü mü bekleyeceğiz yani? Olacak şey mi bu? Beklemek gerekmez efendim. Bir ölü bulup getirseniz de olur. Aklını mı kaçırdın Allah'ını seversen? Hayır efendim. Aklım yerinde. Aklın yerindeyse al kazmayı da göstereceğim yeri kaz. Kazamam efendim, kazamam. Önce birinin dolması şart. Bu gidişte beni öldürüp dolduracaksın zaten. Haşa efendim, Allah göstermesin. Ne bu yaptın ya? Cenazemizi istediğimiz yere koyamayacak mıyız yani? Koyarsınız efendim. Ölmeden önce yerini beğenirsiniz, ben de orayı kazarım. Öleceğini nereden bilsin be adam? Her insan öleceğini bilir efendim. Hiç öfkelenmeye gerek yok. Gösterdiğim yere koyalım Aşur Bey'i. Saptırma tahtalarını da koyarız, doldururuz üzerine toprağı. Yeter artık! Nasıl biliyorsan öyle yap! Deliler basmış burayı! Yeter be! Güle güle efendim, güle güle beyefendi. Adam sana deli dedi. Delilerle akıllılar arasındaki fark nedir doktor?
Zor bir soru. Cevabı senden duymak isterim doğrusu. Bu duvarların içinde bir farkları yok. Peki ya duvarların dışında? Ben içeridekilerden sorumluyum. Seninki daha kolay. Unutuveriyorlar. Doktor ne diyor anne? Görmüyor musun kızım? Adam uğraşıyor. Baban da direniyor. Sustur şu Meret'i. Tam zamanında. Tamam. Oldu işte. Temizlik imanın yarısıymış. Ya öteki yarısı? Öteki yarısını. İşim var doktor. Fideleri sulayacağım. Öteki yarısını söylemedin. İmanın yarısı olmaz doktor. Ya bütünü olur ya da hiç olmaz. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz demiş atalar. Paranın kimde olduğu çoktan belli oldu doktor. İmanın kimde olduğunun belli olmasında sıra. Kaç dakika geciktiğinin farkında mısın? Aha. Şuna bak, özür dileyeceği yerde. Özür dilerim. Yarım saat oldu millet oyuna oturalı. İyi ya, gecikince daha az para kaybedersin. Kaç para verdin bu fidelere? Merak etme, çok değil. Çok değilmiş. Bunca yıldır mezarlara çiçek dikersin. Yine paradan söz edeceksin. Paradan söz edeceğim tabii. Tamam, şimdi suyu dök. Yetiştirdiğin gül fidelerini satsaydın... Yetişir be kadın. Gözünü aç da etrafına bir bak. Şu ilerideki mezarda Demircioğullarından Kerim Bey yatıyor. Servetinin hesabını bilmezdi. Bak, diğer ölülerden bir farkı var mı? Tabutunun içinde bir tutam karanfilden başka bir şey getirmedi buraya. Sen öyle zannet. Öyle veya böyle hanım. Tam 22 yıldır diğer ölülerin de bir şey getirdiğini görmedim ben. İkiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Tamam. Hayatımı allak bullak ettim be adam. Kafamı karıştırdım. Düşüncelere saldım beni. Düşünceler. Sanki yitirmişim de buluyormuşum gibi olduğum düşünceler. Şu halime bak. Amerika'yı yeniden keşfediyorum sanki. Kızılderililere ölüm! Neden? Hiç. Laf olsun diye. Ölüm bu Aşur Bey'im. En olmadık zamanda yakalayıverir insanı. Her yolculukta insan kısa zamanda olsa bir hazırlık yapar da... ...nedendir bilmem... Bu yolculukta 5 dakika bile olsa hazırlanmana müsaade edilmez. Hazırda neyin varsa onu alıp götürürsün. Sadaka, namaz, hac, zekat, iyilik, fakir fukaraya yardım. Neyin varsa. Git ilgilen Aşur Bey'imizle öder. Ben de geliyorum. Hadi. Ya. Şunu da kabul buyurun Sayın Aşır Bey'im. Mezarlıktan topladım. Öteki ölülerin size mütevazı bir hediyesidir efendim. Aramıza hoş geldiniz Sayın Aşır Bey'imiz diyorlar. Ben bu göreve başlayalı beri bu mezarlığa sizin gibi yüksek makamda birisi gelmedi efendim. Milletvekili olarak ilk gelen sizsiniz. Dünya gözüyle en üst makamdasınız ama oradaki makamınızı bilemem. Orasını siz ayarlarsınız efendim.
Ben şimdi sizi çiçeklerinizle baş başa bırakacağım. Bana ihtiyacınız olursa usulca Beşir Efendi demeniz yeterli efendim. Beşir! Ben hemen koşturup gelirim. Gerçi siz beni orman bekçiliğine aldırmadınız ama olsun varsın. Beşir! Ben kin tutmam efendim. Demek ki bir bildiğiniz varmış. Dedim ya ben kin tutmam. Siz benden iyisini bilirsiniz mutlaka. Ne konuşuyorsun orada kendi kendine? Adamın eşi, dostu, karısı, kızı bırakıp gittiler. Benim Beşir hala mezar başında. Kusura bakmayın efendim, gitmek zorundayım. Beşir! Geliyorum. Yetişir be adam, yetişir! Özür dilerim efendim. Bizim hanım haklı galiba. Baksana, herkes çekip gitti. Anlayacağın dostlarının hepsi terk etti seni. Bundan sonra bir de 52. gecende toplanıp yemeğini yiyip iyiliğinden konuşacaklar. Hep iyiliğinden, iyi bir insan olduğundan bahsedecekler o gece. Ölüm yıl dönümünde bir de mevlüt okuttular mı, onlarla işiniz bitecek efendim. Sanırım mezarını da yaptırırlar. Size bir faydası olmaz ama geride kalanlar için bir onur meselesi bu mezar işi. Daha sonra unutacaklar sizi ama ben her zaman emrinizde olacağım efendim. Beşir! Halil geldi! Ne duruyorsun daha? Geliyorum, geliyorum! Allah Allah! Allah. Hoşça kalın efendim. Tekrar görüşmek üzere. Babam geliyor anne. Oğlum, Halil'im hoş geldin. Sen de üstünün tozuyla çocuğa sarılmasan olmaz sanki. Çabuk çıkar şu üstündekileri de giy şunu. Arkadaşlarından gelen olacak mı? Evet. Hepsine davetiye verdim anne. Bilemiyorum. Şu doktorla Zuhal Hanım'a davetiye verdik mi? Verdik, Zuhal hastaymış. Ya, hele epeydir geldiği yoktu, uzun zamandır. Kapı vuruluyor kızım. Bakıyorum baba. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Beni Hulusi ağam gönderdi. Akşama banka müdürleri gelecek. Beşir efendiye söyle, gelirken bunları giysinler dedi. Sağ olsun Hulusi bey. Her şeyi bir tamam düşünmüş. Beşir efendi bana bir uğrasın dedi. Bir DJ'yi varmış. Eh hadi eyvallah. Nasıl açılır bu? Durun durun, açıyorum. Bana elbise numaralarını, ayakkabı numaralarını falan sormuştu. Demek ki bunun içinmiş ha. Ay, bu babanızın. Bu da senin oğlun. Al kızım. Bu da babanın. Bu da onun. Bu oğlunun. Al bu da senin. Ayakkabılarını bile düşünmüş. Ah canım benim. Tabii. Elin içinde bizim de üstümüzün başımızın düzgün olmasını istiyor. Adam variyetli tabii ya. Nasıl? Olmuş mu Beşir? Açmış mı baba? Sen daha giyinmemişsin. Hulusi bey bir uğrasın demiş, duymadın mı? Üzerimdekilerle gideceğim. Tazıyı çullu da bilirler, çulsuz da derdi rahmetli anacığım. Tazıyı çullu da bilirlermiş, çulsuz da! Güzel Rabbim, belki beni de seninle imtihan ediyordur. Kim bilir? Bu halin ne be adam, kafayı mı yedin? Deli misin sen ha? Belki. Kafayı ölüme takmış dedi doktor. Ne diyorsun sen? Ne dedi doktor? Adam acıdı da Zuhal Hanım'ın hatırına masrafından başka para bile almadı.
Mesele şimdi anlaşıldı. At sineği gibi peşimden ayrılmayan doktorun derdi başkaymış demek. Bugün bari yapma. Tamam tamam. Bunlar mıydı giyeceklerim? Hay Allah. Kurbanlık koç gibi süslendik. Şimdi bu Lucy Bey'e mi gideceğiz? Benim hatırım için baba. Tamam tamam. Gidiyorum, meraklanma. Yaşasın. Sağ ol. Gel sen de misin be Dünür? Otur otur. Maşallah elbiseyi giyince filinta gibi olmuşsun. Tamam mı hoca? Giyindiler mi hepsi? Gömleğin birini değiştirmek istiyoruz Hulusi Bey. Olur mu hocam? Mal satmıyoruz ki burada. Giyinirse ayırdıklarımızdan giyinsin. Çocuk işte. Ne diyorsun Dünür? Zekat veriyoruz zaten. Çocuk mocuk. Tutup da en iyisinden istiyor olmaz ki. Fakir de biraz haddini bilmeli canım. Hadi bakalım çocuklar, hadi. Teşekkür ederim Hulusi Bey. Hocalar... zekatın malın iyisinden verilmesi gerektiğini söylerler de. Bırak hocaları Dünür, başkaları hiç vermiyor ya. Düğün salonunun kirasını ver. Ne de olsa oğlan babasısın. Hadi durma, kapanacak şimdi. Ha, akşama da geç kalmayın Beşir Efendi. Kalmayız, kalmayız. Zekat nereye, sen nereye hay Hulusi Bey? Kendin gibi yozlaştırmışsın orada. Başkaları vermiyor diye senin satılmayan mallardan verdiğin zekatın kabul olacağını sanıyorsun. Kendini kandırmadasın da farkında değilsin. Ben kendime mezarlık bekçisiyle Dünür olmuş dedirtmem doğrusu. Hemen tayin işini hallederim. Şey mi vardı Dünür? Yok, bir şey yok. Daraldım biraz. Siz rahatınıza bakın. Hulusi Bey yetişin, Beşir bayıldı. Hay Allah! Müdür beyler de geldiler, görüyor musun şimdi? Halil oğlum buraya gel! Doktor çağır, Beşir bayılmış! Ne oldu anlayamadım. Ne olacak? Hulusi Bey'in övünmesine taktın kafayı. Hele şükür düştü. Alemin doğrusu sensin sanki. Hulusi Bey'in tanıdıkları varmış. Tayin işini hallederim dedi. Niye kalktın? İyice kendine gelseydin be. İyiyim, bir şikayetim yok. Doktor bir hafta istirahat edecek demişti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyileşti mi? Hasta hasta kalkmış. Hıdır'ın tıraşının acelesi var sanki. Müjdediniz. Beşir Efendi'nin tayin işi tamam. Deme Hulusi Bey. Ne çabuk. Duyunca ne kadar sevinecek kim bilir. Beşir, bak Hulusi Bey ne diyor? Ne diyor? Tayinini yaptırdım Beşir Efendi. Orman bekçisi oldun. Hemen toparlanmaya bak. İki güne kadar tayin emrin gelir. Ben buradan ayrılamam Dünür. Hem insan bir daha geri geleceği yerden gitmemeli değil mi? Ne diyor bu adam yahu? Bizim göbeğimiz çatladı. Adama oturması için bedavaya ver, tayinini yaptır, sonra da... Neyse, bana müsaade edin. Olur mu Hulusi Bey, bir kahve var etseydiniz. Dükkan açılırken orada olmalıyım Dünür. Hadi, hoşça kal. Güle güle Hulusi Bey, sağ olun. Ayıp senin bu yaptığın. Ayıp, ayıp.
Ölülerinle baş başa kal. Kal da ne halin varsa gör bakalım. Gidiyorum çünkü artık. Senin gibi bir adamla bir gün daha aynı yerde kalamam. Duyuyor musun beni? Seni tedavi ettireyim diye bileziklerime kıydım be adam. Yetişir ama artık. Benden bu kadar. Toparla kız eşyaları. Gideceğiz bu lanet olası yerden. Yahu ne oluyoruz? Akşama kadar aç mısın, susuz musun diyen yok. Biriniz içeride valiz hazırlar, biriniz burada denk yapar, birinizin nereye gittiği belli değil. Aa, Halil'ime dil uzatma, mobilya beğenmeye gitti o. Yahu buranın nesi var? Geçinip gidiyoruz işte. Geçinip gidiyorsak sen burada kal, ölülerinle baş başa. Gitmek istiyorsanız size engel olamam tabii. Ama ben kalmalıyım. Benim yerim burası çünkü. Bunlar da iyice azıttılar. Şu yatır kadar değerimiz olmadı yanında. İnsan biraz da etrafına bakar, el aleme bakar. El alemin ne yaptığına bakar. Ne yaparmış el alem? Ne yaparmış el alem? Herkes işinde, gücünde, ticaretinde. Takıp takıştırıyor, yiyip içip hayatını yaşıyor. Buraya gelecekleri akıllarına bile gelmiyor değil mi? Ah, gelmez olur mu? Geliyor tabii. El akıllı. Her şeyi zamanında yapıyor. Yaşlanınca bir başladı mı oruç, namaz, bir de hac bitiriyor işi. Yemek tarifi gibi. 10 dakikada hazır desene. Sus, sen misin be adam? Olsam deli diye tedavi ettirir misin? Sus, sus! Bari gidesiye kadar sus! Burnundan getirme adamın. Gitmeden bir daha düşün sen. 9 ölç 1 biç demiş atalarımız. Ölçecek biçecek bir şey kalmadı artık. Gideceğim bu evden. Yahu sabahı da mı bekleyemeyeceksiniz? Oldu mu Kınar? Yatınıp da kendine göre. Bilir misin Kınar? Hep şaşırtırsın beni. Her gün aynı saatte ötmek zor gelmiyor mu sana? He? Neden zor gelsin desene. Dur ben senin yemini vereyim de karnını doyur bari. Yemin de bitmiş ama. Meraklanma, gidip alırım. Ortalığın garipliğini sen de seziyorsun değil mi? Gideli kaç gün oldu, bir sefer bile aramadılar be Kınalı. Ne edersin? Sensiz 3. sabah da oldu baba. Biliyor musun, böyle olacağını hesaba katmamıştım. Neredesin? Kocaman adamı kahvaltı masasında bekletiyorsun. Prenses mi kesildin başımıza? Yürü! Var. Bilmem ki. Bugün gidip konuşacağım Beşir Efendi'yle. Boşuna gidersin Hulusi Bey. Katır gibi bir inat var onda. Geleceğini hiç sanmam.
Gelecektir Şerife Hanım. Ben istedikten sonra gelecektir. Ya, demek gidiyorsun. Beni buralara bağlayan hiçbir şey kalmadı artık Beşir abi. Peki o ne olacak? Mezarını yaptırdım. Oturup başında bekleyemem ki. Toprağı neden eriyorsun öyle? Kekliğin altına sereceğim. Toprakla oynamayı çok severdi. Tayin işini durdurabildin mi? Yerime yeni bekçi tayin edilmiş. Gelip kulübeye baktı. Yarın da evini getirecekmiş. Biri geliyor. Oo Beşir efendi! Misafirin mi vardı? Hata yaptığını anlayıp geleceksin diye bekledik 3 gündür. Bakıyorum da senin hiç öyle bir niyetin yok. Toprağı üzerine saç da ondaki oyunu gör. Ne yaptığını sanıyor bu yahu? Çocukların hatırı için geldim buraya ben. Yarın yeni bekçi gelir, o bekler senin yerine. Hem sen tek başına ne yapacaksın burada? Nerede yatacaksın? Ne yiyip ne içeceksin? Biraz aklını kullan artık. Şurada senin yerine kim olsaydı çoktan köşeyi dönerdi. Sen ne yaptın ha? Neyse, benim vaktim yok. Şimdi geliyor musun, gelmiyor musun? Onu söyle bana. Bu kadarı da fazla artık. Konuşsana be adam! Dilini mi yuttun be lanet olası herif! Ben senin gibilerini konuşturmasını çok iyi bilirim Beşir efendi. Beklesen. Bekle de gör ben ne yaparmışım adama. Hele şu düğün işi bir bitsin. Kabahat bizimkinde zaten. Doktor damadım olacak diye senin gibilerin ayağına düşürdü beni. Bu adam da kim? Hı? Ha, o mu? Bizimkilerin gelecek garantisi. Allah'a sığınmak varken bu zavallıya sığındılar işte. Çok zoruna gitmiş anlaşılan. Boş ver. Sahi doktor nerelerde? Bilmem. İçine kapanık biri olup çıktı diyor hanım. Ölüm ufuktaki bir çizgi. Büyük laf. Bunun için eve kapanıp da hayatı burnumdan getirdim. Neyse boş ver, geçti hepsi. Ne istiyorum biliyor musun? Sarhoş olmak istiyorum. Mutluluktan uçmak istiyorum. İçkinin sarhoşluğuyla sağlanan mutluluk ayılınca bitiverir bilirsin. Asıl bitmeyen sarhoşluğu, bitmeyen mutluluğu yakalamak gerek. Bu da onu bilmek, ona teslim olmakla mümkün olur ancak. Hadi dönüyoruz. Teslim olmak korkutuyor beni. Hakka teslim olmanın korkacak bir yanı yok. Sevgiye, hoşgörüye teslim olup gerçek özgürlüğe kavuşmak güzel şey. Nefsine ve hırsına tutsaklıktan kurtulabilirsen tabii. Başka çaresi yok mu? Başka çaren yok dedim Dünür. Gidip ihbar edeceksin. O tımarhaneye gidecek, maaşı da size gelecek. Yoksa size zırnık koklatmaz o herif. Gidince hemen alırlar mı? Gidip söylemeyle olmaz tabi. Bir avukat yapacak bu işi. Deli bu adam. Maaşını alıp ne yaptığını bilmiyor. Biz de aç kalıyoruz diye ilgili maddesine tutturup da bir dilekçe patlattı mı... sen bu işi bitti bil. Nereye gidiyorsun? Geç oldu, yatacağım. Yetişin artık, susun be! Çekip gidin buradan! Defolun! Aferin. Çok eski bir tüfek değil mi? Demli mi içersin? Fark etmez. Yatak balyasını getiriyorum.
Burası mezarlık oğlum, sesini askısı versen. Yo, biz daha ölmedik babalık, diriyiz diri. Olsun, sen yine de kısı ver biraz. Ne dedin? Ne yapıyorsun sen? Toparla artık kendini, suratını asıp durma. Avukatla konuştum Dünür. Düğün biter bitmez aldıracak içeri. Haddini bilmesi için yaptıracağım bunu. Yapayalnız mezarlıkta ne yapıyor merak ediyorum doğrusu. Yahu Beşir baba, iki saattir bakıp durursun. Gökyüzüne bakıyorum evlat. Her şey ne kadar nizam ve intizamla yerli yerine yerleştirilmiş diyeyim. Oho, gökyüzünün sahibi var babalık. Sen kendine bak, kendine. Tabii sahibi olacak. Senin iki kel tavuğun bile sahibi olur da koca kainatın sahibi olmaz mı hiç? Yatağını iç odaya sermiş çocuklar. İstediğin zaman yatarsın. Hadi sana iyi geceler. Sana da, sana da iyi geceler. Allah rahatlık versin. Oo, grand tuvalet hayrola. Oğlan evleniyor ya bu gece. İki sefer geldiler. Orada görünü vermeliymişim. Beraber gideriz diye düşündüm. Geçer bu dünya, sevme sevgine. Geçer bu dünya, sevme sevgine. Gerçek olur her rüya, görme sevgine. Gerçek olur her rüya, görme sevgine. Gel seninle sevgilim, mutluluğa gidelim. Şu üçgünlük dünya, sevgilim bitsin. Limonlu olanlar vodka, şunlar da viski. Şu beyaz buzlular da... Sen ona meyve suyu getir oğlum, meyve suyu. İçki içmez o. Ben de meyve suyu içiyorum Beşir Efendi. Ölü ağlama ile düğün oynama ileymiş Dünür. İsteyen içkisini, isteyen de meyve suyunu içsin değil mi? Ben hoca çocuğum Beşir Efendi. Bu işleri senden iyi bilirim. Tabii, öyle olması gerekir efendim. Öyledir, öyledir. Hadi aldırma, eğlenmene bak. Beşir Efendi! Beşir Efendi! Beşir Efendi! Beşir Efendi! Beşir Efendi! Hey Allah! Ne yatarsız canlar! Kalkın! Kalkın da görün dünyadakilerin halini! Bal tutan parmağını yalar demiş ya birisi! Tutup tutup yalıyorlar parmaklarını! Her gün gökten yıldız kayar gibi biri kayıyordu aralarından! Ne sizden haberleri var ne de sizin gibi olacaklarından! Bakmayın üzerinize kapanıp da döktükleri gözyaşlarına! Daha mezarlık duvarını çıkmadan kuruyuverir gözlerindeki yaşlar! Ağlarken gülüverirler! Ölenle ölünmez diyerek. Hiç olmadık yerde çene çalıp saatlerce zaman öldürürler de size bir Fatiha gönderecek kadar zaman bulamazlar. Bu toprağın üstü varsa bir de altı vardır derler de bazen altını hiç düşünmeye yanaşmazlar nedense. Sizler bu duvarın içinde kopmasını beklerken kıyametin, onlar duvarın dışında ölümsüzlüğün sırrının bulunmasını beklerler. Üç günlük seyahatte bile valizlerini tıka basa doldurup hazırlık yaparlar da bu kaç gün süreceği belli olmayan seyahatleri için hazırlık yapmaya bile gerek görmezler. Neden susuyorsun doktor? Berbat bir gece değil mi? Bu ne iştir ki? Kalkıp görmediğim şeylere pek inanmam diyorsun. Sonra da görmediğin aklımın hasta olduğunu söylüyorsun.
kafayı ölüme takmış diyorsun. Ya sen doktor? Sen kafayı neye taktın hiç düşündün mü? Paraya mı? İnsaf edin, insaf edin Allah aşkına! 22 yıldır şu duvarların içine kimler geldi bir bilsen! Hepsinin resimlerini biriktirip albüm yaptım. Hani şu garip bir koleksiyon dediğim. Adlarını yazdım. Ne iş yaptıklarını yazdım. Nasıl öldüklerini yazdım. Neden mi? Bu garip koleksiyonu karıştıranlar gerçeği görsünler diye. Görsünler de ölüm diye bir sona, ölüm diye bir başlangıca hazırlıklı olsunlar diye. Ölüm. Ölüm ufuktaki bir çizgidir doktor. Siz hep bu çizginin görünen tarafına baktınız. Bense görünmeyen tarafına. Hak hak deyip kendinize bile haksızlık yaptınız. Vur patlasın, çal oynasın misali yaşadınız. Sorumsuzca, şuursuzca. Bazen ne geçiyor aklımdan biliyor musun doktor? Bazen ne derim kendi kendime biliyor musun? Herkesi toplasam diyorum. Dağda, taşta, yolda, belde, kim varsa herkesi. Ve sorsam diyorum. Nereye böyle? Bu telaşla, bu hırsla, bu aceleyle nereye böyle? Ne büyük delilik olur değil mi? Etrafına bir bak hele doktor. Bir sürü insan göreceksin. Acıları, sevinçleriyle bir sürü insan. Bunları düşünmek, bunları söylemek delilikse... ben deliliğimden memnunum doktor. Git tedavi için boşuna zaman kaybetme. Git akıllılığının sefasını sür. Git felekten bir günde sen çal. Kaç günü varsa bu kahpe feleğin. Herkes çala çala ne bittiği var ne de biteceği. Git ne olur, yalnız bırak beni. Sahte bir dost görmek istemiyorum karşımda. Git. Allah'ım. Güzel Allah'ım. Yaptığın hizmet ve gösterdiğin üstün başarılarından...